Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Şehrimizde her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızda bu hafta pideci oluyorum. Aksaray'ın Servet Usta'nın yanındayız. Aksaraylı Servet Usta'nın yanındayız. Ustam seni bir tanıyalım. Kimdir bu Servet Usta? Evet, ben Servet Kaplan. Şimdi maskeni hafif indir abi. Sosyal tabii mesafeyi koruyalım. Aynen. Ben Servet Kaplan, 1977 doğumluyum. Aksaraylıyım. Aşağı yukarı 26 yıldır bu işi yapıyorum. 26 yıldır. Ben 25 yaşındayım. Evet. 95'ten başladım bu işe. 94. 94'te. Doğru söylüyorsun. 24 yaşındayım. 93. 93 ve bu mekanda başladım. Anladım, tamam. Burada ne olarak başladın işe? Burada çırak olarak başladım. Daha sonra geldin, dükkanı mı satın aldın? Çırak olarak başladım. Askerlik dönem oldu. 95'te bir kendime ait bir iş yeri açtım. 2 yıl falan çalıştım. Oradan askere gittim. Askerde sonra tekrar geldim, buraya başladım tekrardan. Burada biraz daha profesyonelleştik. Yani senin acaba gibi doğumda anne baba göbeğini kesip böyle buraya getirip buraya mı attı acaba? Aşağı yani ilk meslek hayatım aslında. Yani adam 26 yıldır burada başlamış, işe burada devam etmiş. Aynen. Meslek hayatına ve 26 yıldır aynen sektördesin. Sonra iş, 2003'te kendime ait bir iş yeri de açtım, postanenin orada. 11 yıl çalıştırdım burayı. Tamam. Aşağı yukarı 7-8 yıldır da burayı devraldım. Burayı devraldığımda tabii Berli pideydi burası en güzel. Yani Emlisar'dan sonra geliyor, kardeşler zaten. Çok meşhur, popüler bir yerdi burası. Ben çıraklığım burada geçti. Çok şeyler burada öğrendim. Bizi yetiştirenlerden gerçekten Allah razı olsun. Hem karakter olarak hem ustalık olarak. Anladım. Yani bizim dönemimiz çok farklıydı. Yani biz yetişirken çok farklı yetiştik. Yani disiplinli, saygılı. Ustalarımızdan hep böyle el pençe dururduk. Yani gerçekten şu an o dönemleri biz göremiyoruz. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama biraz zayıf geçiyor. Sen nasılsın peki? Şükürler olsun. İşçilerine karşı nasılsın? Ya ben şöyle söyleyeyim, işte çok sinirliyim. Tamam. Hata o zaman yani psikolojim bozuluyor. Hani niye böyle oldu diye biraz takıntı yapıyorum. Bir saniye. Ustam seni şöyle alayım mı şuraya bir? Doğru söylüyor mu? Doğru. İşte biraz sinirliyim diyor. Yaklaş biraz. Doğru abi, gayet doğru yani. Ya işte sinirlenince ne yapıyor? Abi kızıyor yani abi ya. Ustamız da kendi çapında haklı çünkü abi. Yani burada çıkan malzeme, buradaki gelen geçmişi bizim babamızın oğlu değil abi. Burada müşteriyi gelen memnun etmen lazım. Evet abi, bizim her zamanki zaten daimimiz o. Müşteri memnun kalmak zorunda. Abi buraya geliyorsa para ödüyor abi sonuç olarak. Yani o hizmeti almak zorunda. Ustam da zaten iş güzel gittiği zaman zaten bize diyor gayet mutlu. Hepimiz mutlu oluyoruz yani abi iş çıktığı zaman. Ürün ama eğer kötü çıkarsa ben daha çok mutlu oluyorum. Kötü çıktığı zaman da yapacağımız bir şey yok abi, işte o zaman da ustam sinirli. Anladım ya, doğru söylüyor yani. Doğru söylüyor. Tamam, ben bir teyit edeyim dedim. Marşan da çalışıyor şimdi, hazır. Bu salondaki elemanlar da için geçerli. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi burayı devraldığımda, burayı çalışan arkadaşlar anlamadığı için burayı biz devraldığımda bir tane müşterisi yoktu buranın. Sıfırdı yani. Hani yoktan var etme gibi yani. Tabii anladım. Allah mahsus bir şey ama hani iş olarak söylüyorum ben. Çok çabaladık. Yani 2 sene, 3 sene zarar ettik. Yani sabrettik. Belli bir kitlemiz de vardı şükürler olsun. Yani Allah razı olsun eşten dosttan. Ve şurada gördüğünüz cadde, artı Aksaray'da 40 tane mahalle var. İnanır mısın 40 mahallenin hemen hemen 38'inde müşterimiz var. Çünkü telefonla gönderiyor. Güven geliyor diyorsun. Ya telefon açıyor. Gelemese de telefon açıyor. Bir de burada biraz park sıkıntısı olduğu için müşterilerimiz gelemiyor buraya fazla. Park bizi çok... Siz ayağına götürüyorsunuz. Biz götürüyoruz. Bize sıkıntı yok. Yani köyler olsun. Ben Nevşehir'e bile götürdüm yani. Şöyle söyleyeyim yani. Yani toplu... Ben şimdi bir... evden istesen Fatih Mahallesi'ne mi getirir misin? Kesinlikle yani. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Ama şimdi sen... benim her dükkana gittiğimde, Hasan abi bunu çok iyi bilir. Ben her dükkana gittiğimde orada biraz böyle cimdanlık yapmayı severim. Şimdi ben bugün akşam seni arasam. Desem evet ki ben çaylak. Evet. Atıyorum bir tane pide istedim. Şimdi geldiğinde benden para alacaksın mı? Şimdi o senin canın sağ olsun. Ondan İşte bu. Diyorum. Tamam. Bak, duymak istediğim buydu. Şöyle söyleyeyim. Burada müşteriler de duysun, yani bir görsünler veya duysunlar. Şimdi mesela mesafe. Bugün şöyle söyleyeyim. Fatih Mahallesi veya şey, tutup da bir tane tekliğim alı istenmez. Ama mesafeye göre söylüyoruz. Kaç tane? 3 tane, 5 tane, 2 tane sıkıntı yok. Hele bu aylarda... Ya benim için getir ama bir tane sıkıntı şimdi. Yok, senin için gelir. Ha, bu aylarda... Şöyle biraz yana gel abi. Kameraya şimdi çıkmayalım. Havaların da şeyi böyle mesela. Yeri geliyor mesela yarım metre kar yağıyor. Tutuyor mesela bir tane tekliğim, 1,5 malı. Gitmez diyorsun. Yani, mantıklı yani, senin de söylediğin. Çoğaldığı zaman ben arabamla da götürüyorum. Anladım. Yani sıkıntı olmuyor yani. O yönden sıkıntı yok yani. Bir de şimdi bu hemen şeyini de söyleyeyim size. Hani bu çok önemsediğimizin. Biz malzemeyi zırhta çekiyoruz. Bunu da herkes bilsin yani. Şu anda Aksaray'da... Neye çekiyorsun? Zırhta. Zırhta çekmek ne yani demek? Bu şöyle söyleyeyim sana. Domatesi, biberi biz ayrı ayrı zırhta çekiyoruz. Bu da en minimum bizim bir saatimiz alıyor. Bunu da şu anda Aksaray'da 300 tane pide yani var. Zırhta çekmek ne? Depolamak mı? Ne yapmak? Hayır, anlamadım şimdi. Kıymalının daha güzel çıkmasının amacı yani. He, anladım. Yani mesela şöyle söyleyeyim, makineye robota attığınız zaman bu sulandırıyor. Ama zırhta çektiğiniz zaman kıymayı sıkıyor ve ortaya daha güzel şey çıkıyor. Tamam, birazdan yani deneyip göreceğiz bakalım. Emek diyeyim ben size yani. Bunu ben mesela çoğu pideciler yapmıyor. Basıyor makineye, bir dakikasını alıyor ama bizim bir saatimiz alıyor. Anladım. Bu hemen de karşılığında yani bazıları hata çıktı ama bu bizi etkiliyor yani. Anladım. Şimdi mesela sen geliyorsun yemek yiyeceksin. Güzel olmadığı zaman sen bana babamın oğlu diyorsun yani, eyvallah dersin gidersin. Bir daha gelmem. Memnun kalırsan her zaman gelirim. Aynen, aynen. Amaç o.
Şimdi Servet Usta'ma verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. 26 yıldır bu sektörün içinde bu işi yapıyormuş. Peki şimdi bu mesleğin zorluğu nedir? Bana 3 kelimeyle anlatın. Allah, ben sana bu mesleğin zorluğunu anlatayım. Birincisi çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapamazsın. Tamam. Ya ben bugün onu yapacağım. Bir ezileceksin. Ben ezilmeden direkt gelip burada bunu yapacağım. Tamam, sana onu yaparız. Yapabilir miyim? Şimdi şöyle sana ben bakayım bir. Bir bak şöyle bir alıcı gözüyle bir bak. Bir ışık var sende yani. Tamam. Ben insanların şeyine bakarım. Ben mesela çok aktif bir insanım. Ben çok hareketliyim. Tamam. Ben de hareketliyim. Bugün burada böyle fare gibi dolanırım. Aynen. Böyle maaşlı insanları hiç sevmem. Yani eleman mesela bir yere paket götürürken böyle sırtından şey yaparım, itelerim yani. Gözden ateş çıkacak yani. Anladım. Benim aradığım eleman o. Cemal yani, olacak diyorsun. Ya abi ateş çıkacak. Her yerden ateş çıkacak yani. Anladım. Tamam. Böyle maaşlı elemanları ben sevmiyorum. Ben yapar mıyım? Yapamam kardeşim. Yaparım abi. Yapamazsın. Şu işte ne var? Aa, adam arkamda yapmış abi. Tamam. Dizmiş bir sürü. Ne kadar güzel değil mi? Çok basit görünüyor değil mi? Basit görünüyor. Hamuru açacaksın, üstüne şeyi koyacaksın. Bir de şurada küreğiniz var şöyle. Aynen. Ne var? Tamam. Bir dakika daha çıkar. İddiaya girelim. Zaten sıkıntı neden oluyor biliyor musun işte bak. Eline küre alan, eline hamur alan. Ustayım tamam. Mı sanıyor? Ustayım oluyor. Beni anlattı şu anda. Şu anda Aksaray'da 350 tane pideci var. 350 tane? Evet. 350 tane pidecinin kaç tanesi profesyonel biliyor musun? Yani 300'ünü çöpe at. 50 tane mi kalıyor? 50 tane de içeri. Tamam, 51 olacak bunu. Ben de giriyorum bugün. Artık 50 ustanın içe ben de gireceğim bugün. Bakacağız. Tamam, sen diyorsun ki yapamazsın. Yaparsan senin bugünkü arkadaşların ve misafirlerin bütün yemekleri bana ait. Tamamdır. İşte bak şimdi kamera arkasında Ahmet var ve Hasan abi var. Tamam. Servet Usta dedi ki yaparsan senin dedi. İnşallah yaparım çünkü hazır açacına geldik. Yani yapamazsın da yine ikramımız o ayrı bir konu. Ama iddiada. Tamam, iş iddiada. Aynen. Tamamdır. O zaman ben şimdi geçiyorum arkaya. Geç. Tamam mı? Geç. Unumu alıyorum, pardon ne onu? Hamurumu alıyorum, içine hazırlıyorum, tamam, içimiz 10 hazır. Numara bir şey yapacağım. İçimiz hazır, sen sadece hamuru açacaksın, basacaksın, fırına atacaksın ve bu kamerada çekeceğiz seni. Tamam. Seni takdir edeceğiz. Tamamdır ustam. Tamam. Şimdi Servet Usta'la büyük bir iddiaya girdik. Eğer işi doğru düzgün yapabilirsem bugün karnımız doyuyor. Tabii. Hasan abiyle ve Ahmet'le birlikte yaparsan sizin dedi. Bir de üstüne bir de sana peynirli şerbetli bir de yapayım, o da tat niyetine. Tamam. Aksarayımızın aslında meşhur ama bilmeyenler çok. Çok bilinmeyen bir tatla. İlk defa tadalım bakalım. Şöyle söyleyeyim mesela çok güzel yapan yerler var. Aslında Aksaray'da şu anda biz 5-6 kişiyiz. Bu peynirli şerbetli yapan. Şerbeti falan kendimiz yapıyoruz. Glikoz değil yani. En az 3-4 saat kaynatıyoruz. Bunu bilen biliyor. Mesela müşteri geldiği zaman yani peynirli kesinlikle de Aksaray'ın adamı şerbetliyor. %100 yani. Dışarıdan gelenleri de biz tanıtmaya çalışıyoruz ve çok beğeniyorlar. Niye bunu daha güzel tanıtamıyorsunuz diye bize kızıyorlar. Tamam o zaman şimdi. O zaman o işten sonra bir de şey yapacağım. Bir de söyleyeyim size. Bizim bu sektör Aksaray'da çok fazla olduğu için bize İzmir'den, Bursa'dan, birkaç yerden, illerden bize teklif var. Tamam. Gelin siz bu işi burada yapın diye. Niye orada harcanıyorsunuz? Tamam sen beni yetiştir ben oraya gideyim. Seni ben göndereyim oraya. Tamam. Tamam. İstanbul, Bursa veya İzmir. Biz paket paket gönderiyoruz kıymalı. Düşünebiliyor musun ya? Onlar bizim tamam ben öğreneyim. Sen bana öğret ben yapayım o işi tamam, orada. Oradaki de bizim kıymetimizi biliyor. Maalesef burada sıkıntı. Kardeşim herkes yapmasın bu işi ya. Bilen mi yapsın? Vallahi bilen yapsın ya. Tamam o zaman sen bugün karar ver benim yapabileceğim. Kılıç kuşananındır ya. Gözünü seveyim. At binenin kılıç kuşananındır diyorsun. Tamamdır. O zaman Servet abimle iddiaya girdik. Şimdi tezgahın arkasına geçiyorum. Bakalım söylediği gibi zor muymuş kolay mıymış? Bana biraz sallıyor gibi geldi. Servet abi kusura bakmasın yapama ne demem falan diye ama. Hiç ya iki gözümü bağla benim şöyle elimle arkadan bağlamıyor. Yine yaparım. Biz bağlamıyoruz doğal davranalım. Tamamdır. O zaman maceramız başlıyor efendim. Tabii. Servet ustam. Evet. Hazırım. Şimdi elini falan yıkadın mı? Yok. Önce git elini yıka bakayım çabuk. Niye? Ya gıda iş yapıyorsun ne demek niye ya? Koş. Elini falan yıka çabuk. Öyle kolay mı ya? Hamurumuzu al dolaptan. Dolaptan hamur mu alacağım? Aynen. Hamurumuzu al gel. Üst mü alt mı? Aşağıda. Aşağıdakinden mi? Tepsiye koy hamuru. Kaç tane alayım? Kendin yapabileceğin. Bir tane al şimdilik bakayım. Dağıtmadan orayı. Çok yumuşak. Yapabiliyor. Senin ustanına bakacağız. Bu cırcıvık. Koy şuraya hamurunu. Şu da kıyma. Böyle mi? Yere koy. Tepsiden koy. Biraz önceki Servet abiden eser kalmadı. Tekrar kaldır tepsiyi yerine koy. Oraya. Aynen. Burada nasıl hamuracaksın sen? Bu ne? Abi şuraya koyuyor. Olmaz. Aldığın yere. Tamam. Hadi bismillah aç bakayım. Besmele çekersen daha iyi olur tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, kefen, ne yapacağım ben kefen bunu? Kefen onu. Şimdi aç bakayım nasıl açacaksın? Üstüne komple atayım mı? Vallahi o sana kalmışım. Komple atacaksan açamam. Şimdi hamur açacaksın sen. Nasıl açacaksın? Daha önce senin adam yaptı şöyle kocaman. O benim adam işte. Sen yapacaksın. Hava atıyordun ya daha biraz önce yapayım seni İstanbul'a göndereyim diyordun. Aynen daha önce hava atıyordun. Bakalım nasıl yapıyorsun?
Kardeşim hiç elin yakışmıyor ki ya. Bak, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yap bakayım, şöyle bir at. Aç. Oraya, oraya, oraya değil. Buraya mı vuracağım? Ben ne bileyim, sen böyle vurunca. Ben boş alana vuruyorum. Aç, 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 aç. Aç, aç. Şöyle mi bunun olayı? Ha. Şöyle değil bak. Kaldır onu, kaldır. Altını şöyle bir kepek ver. Ha. Koy yerine geri. Şimdi kıyma basacaksın. Ver abi kıymayı. Bas bakayım kıymayı. Ne kadar koyuyoruz kıymayı? Çok mu? Ben eli bonkör adamım. Ben çok koyarım. Bunu zaten kendim yiyeceğim. Üstüne yığarım böyle bunu. Ben de eli bol bir insanım ama haddini aşarsan iyi olmaz. Anladım. Bunu ben yiyeceğim değil mi? Ha, sen üstüne şöyle aynen, yiyorum aynen, bunu. Ben. Aynen. Top top mu koyuyoruz? Nasıl yapıyoruz abi? Sen yap. Bir de ben yapacağım. Karşılaştıracağız. Yanına istersen ha, daha iyi görürsün. Yalnız benim belim ağrıdı. Dur abi bismillahirrahmanirrahim. Vallahi belim ağrıdı benim. Şimdi bize 1000 tane kıymalı geliyor. Eğer ki sen benim yanında çalışsan 1000 tane kıymalı herhalde 5 gün önceden başlamamız lazım. Sen kaç gün yapıyorsun da? Biz 6 saatte. Tek? Evet. Vay be, helal olsun. Çok mu koydum, az mı? Yok, senin zararı az mı bu? Az. Koy. Böyle mala şey yayar gibi, sova gibi yapma. Öyle değil. Bu top top kaldı bunun üstünde. Koy. Normal şartlarda senin şu yaptığın müşteriye kesinlikle vermeyiz. Yani müşteri bunu yesin var ya, banlağını yer, banlağını. Baba yemez, dükkanın önüne geçmez. Tamam. Heh. Yay şimdi onu, yay. Abi yaydım ya. Öyle mi yayılıyor? Nasıl yayacağım? Şöyle. Benim hareketim farklı ama sen yap. Göster bir orada. Orada göster. Burada göstereyim. Bir hamur yapalım. Bir hamur alın, gelin de karşılıklı bir şöyle bir aşık atışması yapalım. Nasıl yapıyormuşum? Aynen, hadi. Şundan daha iyi yap, dişimi kırarım. Tamam, hadi. Buna vatandaş, herkes karar versin. Sen de böyle yapabilirdin. Hamur yumuşaksa sertleştirebilirsin. Sen nesin reis böyle ya? Allah, yapacak bir şey yok. Bir daha çevirsene. Yapacağım. Ne diyor? O eli ben bir öpeyim mi o elini? Elini ben bir öpeyim mi? Çevir dersen bir daha çevirebilirim. Bir daha çevir de şöyle. Öyle mi? Helal olsun. Gördüğünüz gibi şimdi adam resmen şov yapıyor böyle karşımda. Şimdi ikinci aşamaya geldim. Şimdi sen şunu yapacaktın bak. Eline kıymayı aldın mı? Tamam. Burada kıyma tartıyorum yani ben. Tamam mı? Kıymayı aldım. Ne oldu? Kıvama geldi. Ondan sonra şimdi her yoğurdum, yiğidin bir yoğurt şekli var. Benim Aksaray'daki kıyma basıcı farklı, çok farklı. Bunu da size göstereceğim. Öyle yaptık. Aynen. Ben niye yapamıyorum? Yaparsın, niye yapamayacağız? Yanıma gel bir abi şöyle. Abi seninki koca Titanik gibi şey çıktı, benimki böyle küçücük kaldı ya. Yanıma gel şöyle bir 5-10 sene. Tutup şöyle sündürsem. Aynen. Seninki bu yani olmaz yani, öyle söyleyeyim sana. Bu mundar. Nasıl mundar? Yani kıymalı yaptın öyle kitap gibi, kalem gibi olacak. Kalem gibi işte, daha ne? Basmalı kalem. Seninki dolma kalem. Benimki 07 kalem. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Tamam. Salla. Şunun üstüne nasıl alınıyor? Sizin bir alış şekliniz var, beni böyle mest ediyor. Şöyle bastırıp değişik bir şekilde alıyorsunuz şimdi, bunu. Şimdi karşında kürekçi olsa ben onu o şekilde yapacağım da. Sana nasıl yapacağım? Ben kendim alayım mı ben? Al, sen kendin al. Ben bunu... Öyle değil. Bak, şöyle yapalım. Ben önce göstereyim. Şöyle al. Tamam. Sen de dene. Ha, olacak gibi. Olacak gibi. Tamam. Dur. Olmadı. Olmadı. Nasıl olmadı? Koy yerine geri. Küreğin mesafesi çok uzak. Küreği çek şöyle. Nereye çekeyim? Çek. Ha, şimdi küreğin ucuna getireceksin. Buraya mı gelecek? Ha, koy önüne. Koy. Nazlı. Koydun mu? Tamam. Bölündü. Değişik bir şey oldu bu ya. Sürüyorum. Sür. Kaç metre şu ya? Bırak mı? Ha, şimdi gidiyorsun. Git. Şşş,
İşte bu. Tek attım. Olmadı. Sen olmadı. Ben bu işi öğrendim. Olmadı. Karşına olmadı. Dükkan açacağım. Olmadı baba. Karşına dükkan açacağım. Servet Usta mı olmadı. Seninki? Şimdi Çaylak Usta diye dükkan şöyle yapacak. Sen ne attın? Bir de bunu çıkaracak. Yayına çıkacak. Şu çaydan yaptı. Tamam. Da ustan yaptı. Tamam. Seyirciler karar verecek. Aynen. Seyirciler karar verecek. Ondan sonra hangisi güzelse. Onu da alayım mı ben? Alabilirsen. Al. Tamam. Ucuna biraz daha getireceksin. Biraz daha mı götürün aynen bu tarafa? Neyse o artık gitmez. Orayı düzeltsin. Bu senin yaptığın, tamam mı? Ha. Bunu da sallıyorum. Salla. Yani salla derken şey yapma yani. Direkt at. Git. Olmadı. Lan abi gözünü seveyim. Senin usta da büyük. Çocuk da böyle attı işte. Attı koydu. O bizim tabirde koteleme derler. Sen koteledin. Sen ne yapıyorsun? İteleyeceğim. İteleyeceğim he. Yani kürekle bıraktın. Düşüyor bunu. Bir yanar bu. Bakacağız. Evet şu anda çekiyorum ama gelmiyor. Gelmez tabi. Beceremiyorum çünkü. Nasıl beceremiyorum? Beceremiyorum. Küreğe bir kere tutuşun yanlış. Abi. Olmaz kardeşim. Ne yapıyorsun sen ya? Abi kıymalıya ne oldu ya? Böyle eleman bizim işimize gelmez baba. Bunu hemen kovalan. Hemen kovalan bunu. Bu ne lan? Abo abo üflemeye başladı. Bak. Öyle olmaz ki. Pişti mi sanıyorsun sen onu şimdi? Pişti tabi. Hayır. Çevir. Nasıl çevir? Çevir işte. Nasıl çevir? Aynen. Tur mu attırayım? Aynen. Çevir. Orma. Yatır şuraya. Yatır şuraya. Şuraya gel şuraya. Git. Git. Bırakıyorum. Gel bakayım. Geri gel. Geri gel. Buraya getir bak. Ucuna mı alayım? Koy. Şimdi iteleyebilirsin. Gidince bırak birden ha. Tamam. Şimdi seninki? Benimkini de mundar ettin zaten. Alayım mı seninkini? Al. Ne vardı 2 metre yapacak? Mesleği de rezil ettin ya. Bizi de rezil ettin vallahi. Hah. Oo, ben de pişirirmişim ha. Maşallah. Eski pişiricilerden kim kaldı yalnız elim yanıyor. Şu anda seni yaptın kombe. Kıymalı değil. Sen kombeciliksin. Kombeci mi olur? Aynen, benden? Senden kombeci olur. Kıymalıcı olmaz. Bir daha süreyim mi buna? Çevireceksin, hani buna çevireceksin. Abi ben bunu çeviremem. Çevireceksin. Şuraya alayım. Hava atıyordun ya. Dur ağlam, küle düşürme bak. Attın havalar nereye gitti aynı kadar? Ben dokunduğum yer yakıyor beni. Attın havalar nereye gitti? Yani hava atıyordum. Çevir. Korkma. Tamam. Başlayacağım küreğini de. Salla. Şimdi diğerini çıkar. Çıkar. Sanki savaşa gidiyor valla Allah'ın sözünü. Adam baba harbi ya. Bu böyle aksiyon filmi gibi. Onu at, onu çek falan. Abi. Yavaş, sakin ol. Çıkar. Gelmiyor abi, çıkarken de gelmiyor. Gözüm böyle şey değil. Böyle yap. Birden itele. Hah, şimdi gelir. Abi bu çırağı nereden buldunuz siz ya? Böyle mi eleman alacağız biz? Ya abi olmaz. İşte bu. Yok, abi yakmışsın abi. 10 numara. Vallahi 10 numara. Ola gitsin ya. 10 numara. Ben böyle bir şey görmedim. Sakın bizi rezil ettin sen ya. İşte. Şöyle bir künce olsa. Sakın. Rezil ettin bizi. Şunu müşteriye versek abi sence beğenir mi? Bunu müşteriye ver, barnağını yemezse. Kuranın içinde kendini yakarım. Olmaz abi. Kalan hamur ya. Kömbe yapmışsın ya. Evet. Eliğim ayağım yandı. Kendim yanında çıkar. Çıkarım da çıkar. Bunu da mı alayım? Al. Allah düşecek. Hep karayı. Kürekle de üstüne çıkmış. Mesleğin yüz karası ya. Bu adamı hemen kovalayın arkadaşlar. Ha, şuna bak ya. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Bizim bir namımız var, adımız var. Sen abi, ne yapıyorsun ya? Bu ne ya? Bu neydi ya? Böyle bir rezillik yok yani. Biz buna emek veriyoruz demek. Bir saat bundan biz malzeme çekiyoruz, zırh çekiyoruz. Şu yazık ne? Bir saat zırh çekiyorum ben. Yapabilir misin onu da? Zırh çekebilir misin? Ne yapayım şimdi abi bu işte? Bunu sen yiyeceksin. Bunu ben yiyeceğim zaten. Aynen. Bunu müşteriye verirse bizim kafamıza tekrar atar. Varsa müşteri ben bunu tattıracağım. Ben tattırmam ama bunu yine yerim. İkisini de tattıracağım. Onu söylemeyeceğiz. Kimin bu hangimizin olduğunu söyleyeceğiz. Var mısın? Olay ne biliyor musun? İçindeki lezzette sıkıntı yok. Biz hazırlıyoruz zaten. Sıkıntı hamurda. He anladım. Anladın mı? Bir de size şöyle meşhur bir kesişiniz var. Aynen. Onu da yapacağım. Onu da çok merak ederim ben böyle. Yani yapılışın böylese kesiye bakacağız. Anam şimdi aramadan dur. Ben elinden korktum. Elini keseceksin. Hayır böyle yapıyorsunuz ya siz. Hayır biz öyle yapmıyoruz. Sana yanlış göstermişler. Sen bir tane göster. Tamam. Şu. Naz bir daha yap. Tamam. Dur. Şimdi. Bu tek mi bir buçuk mu? Vallahi bu tek Arap saçı. Bir buçuk mu? Arap saçına döndü bu zaten. Yani bunun tek bir porsiyon mu Arap saçı? Bu kapının önüne yaz Arap saçı porsiyon bu. Arap saçı oldu bu. Onu müşteri istediler beni çağır ben yapayım. Bence de. Şimdi tek ama mi bir buçuk ise sonrasında da geçme. Bu caddede bir daha uğramayalım. Geçme. Bunu senden olmaz yani. Ben seni iş almadan bu çıkarıyorum işte.
Şunu ya yiyin ben bari. Ben elemanlara ben kızacağım şimdi, sen ne diye aldılar diye. Şunu yiyin bari, ben burada zaten yandım. Ye, afiyet olsun ye. Ne diyeceğim? Ye, bir daha selam dövme. Tek ne, bir buçuk ne? Tek var, bir buçuk var, duble var. Tamam. Şimdi normal şartlarda senin yaptığın aslında tek gibi olacaktı. Benim yaptığım bir buçuk olacaktı. Allah razı olsun, seninki tekin küçük oldu. Benim yaptığımda bir buçuktan küçük yaptın. Yani bu karışık oldu yani. Orta karışık. 1.25. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz yani. Yavaş. Ya şöyle vuruyorsunuz ya, ben ona hastayım, vurma. Ya vuruyorsun. Şöyle yapalım o zaman, öyle vurma olmuyor. Hala vuruyor, vuruyor. Şöyle. Vurma öyle. Öyle artistik yapılmaz. Estağfurullah. Bak, bak artistik nasıl yapılır. Getir bakayım. Dur bakayım. Bu mu artistin senin? He? Kesilmemiş. Senin bıçağın kör. Doğru. Senin bıçağın doğru. Kör. Doğru. Biraz önce gördük. Bu bununla kesilir abi, Allah aşkına. Abi, olmaz bu, ya. Olmaz abi, bununla. Ya. Olmaz ya. Sen benim başıma bela mısın kardeşim? Nereden geldin sen ya? Bir de işten anlıyorum diye geldin. Bizi kandırdın. Bize kalfa lazımdı. Bize işlenen adam lazımdı. Sen misin o? Bir de bize de marar en de bize de yönlü istiyorsun. Sigorta istiyorsun. Ama icraat sıfır. Öğreneceğim işte. Şunu sokaktan geçen adamı yaptırsam onu da yapar. O da yapar. Benim suç çocuk da yapar mesela çırak. Hatta daha iyisini yapar. Kardeşim gelir misin buraya? Şöyle yanıma gel. Tamam abi. Lahmacunları da atalım abi. At abi, bu arada lahmacunları da at. Nasıl olmuş? Allah için söyle. Abi Allah için söyleyeyim abi, bak zaten belli. Burada şey var. Burada hani kıyma nerede abi? Buradaki kepeğin ne alakası var? Abi siz bana niye kaldırdınız ya kalfa diye ya? Olmaz abi. Sen bana kalfa demedin mi bu çocuklar? Yok abi, kalfa demedim. Benden olmaz mı? Olmaz abi. Şunu yiyeyim gideyim o zaman. Ha? Bence de. Şunu yiyeyim git abi. Direkt git yani. Hiç yani şey yapma bile. Bundan sonra yani buraya müşteri olarak yap. Tamam, müşteri olarak yiyeyim senin şeyini yiyeyim. Kıymalımdan tamam. Ye. Peynirli, sana da peynirli yapayım. Tamam. Şerbetli. Otur onu ye yani sen. Tamamdır. Tamam. Şimdi efendim, çaylak programında bu hafta pideci oldum. Servet Usta'nın mekanına geldik. Sağ olsun beni kırmadı. Al, kırmadığın için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kahramı çektin. Şunun üstüne kaç kilo kıyma harcamışsın? Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. İşte bonkör abi, sen nerelisin? Ben Aksaray'lıyım. Gelesin baba buna. Gelesin. Gelesin. Diye. Gelesin köyüne buradan sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Çok bonkör bir köydür. Servet abimizin mekanında Kalealtı Caddesi'nde Servet Usta. Usta pide salonu. Aynen, mu? Kıymalı pide. O mekandaydık. Beni kırmadı, davet etti. Malzemelerini biraz mundar ettim ama artık yapacak bir şey yok. Bunu Hasan abi ve Ahmet biz beraber yiyeceğiz. Abi ben bir şey atayım bari. Yok, bundan yesinler. Öyle sen mi? Düzgün atıyorsun, bana da arkada ben oluyorum. Yapma ya. Ben sana bir de peynir. Ne var şu anda? Ne atacaksın? Lahmacun. Tamam, ben lahmacun yiyeyim. Tamam, peynir. Adamlara niye bu kıymalı? Abi bize kıymalı ye. Abi onlar benim yaptığım. Özellikle sen şurasını ye. Benim yok. Bu adam ne var Allah aşkına ya? Şunda ne var ya? Sen şunları yiyeceksin kardeşim. Şu dilimleri sen yiyeceksin. Abi bıçağın kör. Yok yok, bu arkadaşlar bunları yesinler. Artistik yapıyor bana. Şöyle şöyle kesiyor. Ben de öyle kestim. Ya abi sen kaldırdın sanki odun kesiyorsun. Aynen. Bıçağı aldırmışsın, şöyle yap, şöyle vuruyorsun abi. Yani. Alttan azıcık vuracaksın. Anladım. Abi o zaman sana hayırlı işler diliyorum. Ben şurayım, kaçayım. Yani. alın teriyle hamuru yoğuran, işleyen ve onu bize böyle sunan tüm fırıncılarımıza, tüm pidecilerimize Allah yardımcı olsun diyoruz. Amin. Servet abinin mekanından bu haftalık bu kadar abi. Teşekkürler. Cuma günü saat 8'de Aksaray Belediyesi Web TV YouTube üzerinden, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımızda olacak. Evet. Biz o zaman buradan müsaadenizi isteyelim. Tamam. Tamam mı abi? Allah razı olsun. Ben çok teşekkür. Şöyle yapalım. Tamam. Sosyal mesafeye aynen, dikkat, aynen. Maskelerimizi takalım. Tabii, tabii tabii. Aynen. Hijyen kurallar çerçevesinde yapıyoruz yemeğimizi. Tamamdır. Teşekkürler. Biz Cuma günü Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız efendim. Cuma günü hepinizi bekliyoruz. Haftaya başka bir meslekte, Aksaray'ın farklı bir köşesinde buluşuncaya dek hoşça kalın.